Avrupa Birliği ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen tüm Türkiye ve Avrupa'da hayata geçirilen Avrupa Spor Haftası kutlamaları Elazığ'da da gerçekleşti. Öğretmen evi önünde başlayan açılış yürüyüşü, çeşitli etkinliklerle kutlanılan Avrupa Spor Haftası, valilik meydanında yapılan gösterilerle gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmaları ve çeşitli sportif etkinliklerle sona erdi. Düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Profesör Doktor Mikail Tel, kurum personelleri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Profesör Doktor Mikail Tel yaptığı açıklamada herkesin spor yapması gerektiğini belirtti. Çalışkan bir müdüre ve ekibe sahibiz. Sportif anlamda ilimizi şahlandıran çok kıymetli antrenör arkadaşlarımız faaliyetlerine devam etmekte. Bütün herkesin spor yapmasını hedef alan federasyonumuz özellikle geçen yıl ve bir önceki yılda Türkiye'de ilk 3 başarılı il arasına da girmiş olduk. Bunlar da bu başarıda siz kıymetli antrenörlerimizin ve yöneticilerimizin payı çok büyük. Bir vesile biraz sonra yapacağımız aktivitelerde gençlerimize ben başarılar diliyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren yaptığı açıklamada spor tesisleri olarak en büyük yatırımı aldıklarını söyledi. Yine aynı zamanda kurumumuzun çok kıymetli çalışma arkadaşları, antrenörlerimiz, çalışma arkadaşları, çok kıymetli sporcularımızın velileri, değerli paydaşlarımız ve çok kıymetli çocuklar, gençler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hocamın da ifade ettiği gibi Elazığ hakikaten son yıllarda gençlik spor yatırımlarından payını en fazla alan bir kurum. Bunu her konuşmamda ifade ediyorum ama hakikaten değerli antrenör arkadaşlarım bilirler, kurumumuzda uzun yıllar çalışan antrenörlerimiz bunun yokluğunu yaşadılar. Hakikaten bütün branşlarımızın hemen hemen antrenman salonları, tesisleri bazen hiç olmayan bir tesisimiz şu anda 2 tesise çıktı. Örnek vereyim, mesela boks tesisimiz, salonumuz 2 adet oldu. Güreş salonumuz 2 adet oldu. Okçuluk salonumuz yüzme havuzumuzun üstünde kullanılıyordu. Müstakil bir okçuluk salonumuz olacak. Yine eskrim gibi ve sivrice su sporlarında kano kürek gibi ve halter gibi, bilardo gibi, havalı silahlar gibi yeni branşları da ilimizde tanıştırıyoruz. Dolayısıyla önemli olan bu tesislerin tabii yapılması değil, içinde doldurulması ama biz yaz okullarında ve süre gelen yazdan sonraki sürede antrenman tesislerin planlamasını yaparken çok zorlanıyoruz. Bir hayli antrenman yapan antrenörlerimiz ve kulüplerimiz var. Bu anlamda ben şu an burada olan ve hakikaten gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine çok ciddi katkı sunan değerli çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu çok önemli bir iş çünkü bu çocuklarımız spor yaparak Avrupa Spor Haftası'nda belirtmek istiyorum. Hakikaten hem fiziksel hem zihinsel hem de fizyolojik olarak çok ciddi kazanımlar elde ediyor. Sporun katkılarını saymakla bitiremeyiz. Hakikaten çok kazanımı var. Dolayısıyla ben kıymetli velilerime, burada olmayan bu basın aracılığıyla ulaşacağımız velilerimize şunu söyleyebilirim. Çocuklarınızı mutlaka ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir spor aktivitesine getirin ve bu çocuklarımızı bizlere teslim edin. İnşallah onlar bu kazanımlardan ileride çok daha büyük yerlere gelecekler diye düşünüyorum. Ben tabii burada Avrupa Spor Haftası nedeniyle organizasyonda görev alan başta il temsilcimiz kıymetli hocam, çalışma arkadaşlarım ve sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem sportif hem sosyal açıdan hep birlikte mutlaka daha iyi yere geleceğiz. Mutlaka eksiğimiz vardır kıymetli arkadaşlar. Bunları birlikte istişare ederim ama birlikte geliştirelim. Sonuçta bu gençler bizim, bu çocuklar bizim. Onlar için daha fazla ne yapabiliriz? Hep birlikte çalışalım.